Lille'de şampiyon olduğumuz sistemle onlar da Atletico Madrid'de şampiyon oldu. Yani hemen hemen aynı oyunu oynadık. Aynı tarzda oynadık. Onlar da 4-4-2 oynuyordu. Biz de 4-4-2 oynadık. Tamamen kapanarak kontra ataklarla, ama bizim oyuncu kalitemiz, oyuncu profilimiz tamamen buna yönelikti. Çok iyi kapanıp çok iyi çıkıyorduk ve çok özel ayaklarımız vardı. Öne geçince de mutlaka skoru hem koruyup hem de bir ötesine taşıyabiliyorduk. Saha içiyle alakalı çok konuşabilirim ama şu anda hala oyuncu olduğum için biraz haddimi aşmak istemiyorum. Çünkü hocalarım var. Ya Burak, sen daha oyuncusun. Antipatik gözükmek istemiyorum onlara. Ama daha oyunla alakalı çok, sizle tabii ki de oturup konuşabiliriz ama oyunla alakalı konuşabilmek için de daha çok donanıma ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Konuşurum ama insanların gözünde, Barış abi biliyorsun, Türkiye'de ne söylediğine ne konuştuğuna dikkat etmen lazım. Hele ki ben çok daha dikkat etmem lazım ki antipatik olmak istemiyorum ama genel bizim oyun felsefemiz orada tamamen 4-4-2 oynayıp kapanıp şimdi kontra atak oyununa, şimdi geçiş oyunu deniyor. O şekilde şampiyon olduk. Ardalar da o şekilde şampiyon oldu. Hatta daha dün derste bununla alakalı da konuştuk. Dediğim gibi çok fazla girmeyeyim de daha hiçbir şey olmadan hani Burak çok konuşuyor anlamında kendimi görmek istedim. Sitter çok değerli, çok küçük ve çok şirin bir şehir. Taraftarlarımızın en önemli şeyi, bunu bir oyun olarak görüyorlar. Biz 3-0 mağlup olduk ya da 3-0 galip geldikle maçtan sonraki tavırlarının aynı olduğu, tamamen buna bir oyun, bir eğlence gözüyle baktıkları. Hatta benim de bu yönde birazcık alışmakta zorlandığım bir ortamdı. Çünkü ben kazanamadığımızda sinirli olurken herkesin gülüp eğlendiğini görüyordum. Burak, hiç canını sıkma, haftaya da maçımız var gibi şeyler oldu. Buna da kendimi yavaş yavaş alıştırıyorum. Start'a da sizlerin hepinizi davet ediyorum. Eğer gelebilirseniz bir maçımıza çok sevinirim. Kendiniz de gözlerinizle görürsünüz diye düşünüyorum. Teknik adam gözüyle demeyelim. Ben çünkü teknik adam değilim. Şimdi benim Fortuna Start'ta bir hocam var. Böyle konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Anlıyorum, daha bu yola baş koydum, başlıyorum, onu görüyorum ama tabii ki daha farklı bakmaya çalışıyorum. Mesela dün arkadaşlarımıza antrenman yaptırdık, genç oyuncularımıza. Orada daha farklı. Şimdi biz hep alan taraftaydık. Şimdi biz vermeye çalışıyoruz. Karşı tarafa geçirmek, karşı tarafa inandığımızı, bildiğimizi öğretebilmek. Ya o da bir yetenek. O da bir hocalık yeteneği. Onun üzerine de çalışıyoruz. Dünya Kupası ile alakalı en iyi oyuncuların, en iyi takımların olduğu yer, mutlaka bir şeyler öğreniyoruz ama ben dediğim gibi burada teknik taktik olayına çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü birazcık daha oyun tarafındayım, oyuncu tarafındayım. O yüzden Ali'cim biraz bu soruya böyle cevap vereyim. Yaşı geçmiş demeyeyim, biraz yaşı olan hocalarımızın serzenişte bulunduklarını da görüyorum. Ama şöyle bir şey var. Buna örnek olarak Emre Belezoğlu ve Nuri Şahin örneği var sizin söylediğiniz profilde. Ama ikisinin de ne kadar yetenekli olduğunu görüyoruz. Yani hocalık açısından ne kadar yetenekli olduklarını gördük ki onların doğru yaptığını düşünüyorum ben şu anda. Çünkü eğer yapılıp başarısız olsaydı, biliyorum sizlerin çok fazla eleştirisi, hatta zaman zaman çok eleştirildiği de oldu onların ama şimdi bazı insanların doğuştan yeteneği vardır bazı şeyler. İkisinin de ne kadar yetenekli ve doğru yaptığını gördüğümüzü düşünüyorum. Yani tabii ki de eğitim almak lazım, eğitimimizi almak lazım ki ikisinin de şu anda üst düzey eğitimlerde daha iyi hoca olma adına gittiğini biliyorum. Bu doğru mu değil mi? Bence oyuncusuna, kişiliğine, karakterine, çalışmasına bağlı. Biraz göreceli, sanki birazcık daha belki dedim ya, belki de değişim gerekiyordu, değişim isteniyordu. Yeni futbola, yeni çağa ayak uyduran hocalarımızın olmasını isteniyordu. Eski hocalarım kötü diye bunu söylemiyorum, ne olur yanlış anlaşılmasın. Adem ve Şenol Can, ikisi de sevgili arkadaşım, onlarla alakalı yanlış bir örnek. Ama bu iki tarafta Nuri ve Emre abi için de çok doğru bir örnek. Dediğimiz gibi ben bunun göreceli olduğunu düşünüyorum. Onlar da bu işe devam edip eğitimlerini de aksatmadığını biliyorum. Eğer bir gün Türk futbolunda söz sahibi olsaydım, tamamen bütün paramı, bütün kullanılabilir kaynakların hepsini altyapıya harcardım. Çünkü
18 milyonluk Hollanda, 85 milyonluk Türkiye'nin önünde ise bunu hep beraber üst düzey söz hakkı olan bütün abilerimizin oturup bir kenarda düşünüp ona göre yönlendirme ve plan yapması gerektiğini düşünüyorum. Hollanda'nın altyapısı sadece Türkiye'ye göre değil, dünyada en önemli altyapılardan bir tanesi ve sürekli oyuncu geliyor. Her sene her takımdan birer oyuncu gelse zaten çok enteresan bir sayıya ulaşılıyor ve bizde de Türkiye'de bir oyuncuyu bulduğumuz zaman ona doğru yüklenip onu hem övmede hem de yermede ne yazık ki bir ortasını bulamadan onu bitiriyoruz demeyeceğim, yanlış anlamayın, ama kesinlikle kötü yola doğru gittiğimizi düşünüyorum ki bunun örneği bence Arda'dır. Arda Güler'e nazar değmesin önce, Allah onun yolunu açık etsin. Severek takip ediyorum. Gururla takip ediyorum. Ama bir gün gazeteyi açıyorum. Manchester City istiyor. Paris Saint Germain istiyor Arda'yı. Bir gün açıyorum. Amil takıma neden çağrılmadı diye konuşuluyor. Bir gün bakıyorsun sayın hocasını, benim çok değer verdiğim hocasını eleştiriyoruz neden oynamıyor diye. Yani Arda'ya biraz daha dikkatli ya da genç oyuncularımıza biraz daha dikkatli davranılması gerekiyor. Ha, oyuncularımızın Hollanda'daki oyunculardan yetenek olarak bir eksiği var mı? Kesinlikle yok. Ama oradaki şartlar, oradaki altyapı eğitimi, oradaki donanımlar çok daha farklı. Altyapıdaki oyuncular bizlerden daha iyi sahalarda antrenman yapıyor. Sadece bu örneği vereyim, oradan gerisini siz düşünün. Abi, genç oyunculara benim önermem gereken şey bir kere babaları peşinden koşmasın. Aileleri peşinden koşmasın. Benim babamın bir lafı vardır. Babası peşinden koşandan hiçbir şey olmaz diye. Ben bunun %100 doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi futbol güzel bir meslek, parası olan bir meslek, popüler bir meslek. Ama bütün ailelere bakıyorum, şimdi oyuncularını futbolcu yapmaya çalışıyorlar. Oğullarını futbolcu yapmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir şey değil. O zaten olacaksa Diyarbakır, Mardin, Şırnak, İzmir, Antalya, bu çocuklar bir yerde bulunup mutlaka futbolda bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Öncelikle ailelerine söylemem gereken şey, o çocuklarınızı rahat bırakın. Onların olacağı varsa olur. Dünyada bence iki şeyde torpil olmaz. Bir futbol, biri de sanat. Bunu sizler de daha iyi biliyorsunuz. O yüzden ailelerin biraz çocukları rahat bırakması gerektiğini düşünüyorum ki çok şeye şahit olduğum için söylüyorum bunu. Hatta şu anda da bazı şeylere şahitim. O yüzden de üzülüyorum ve onlarla uğraşıyorum. Genç oyunculara vermem gereken şey, ben 25-26 yaşında A milli takımı yakaladım. Çok geç, çok geç bir süre ama 37 yaşına kadar oynadım. Yani 21-22 yaşındaki oyuncular bir maç iyi oynadıktan sonra tamam ben oldum ya da bir maç kötü oynadıktan sonra tamam benden hiçbir şey olmaz düşüncesinde oluyorlar. Ya siyah ya beyaz, çok keskin davranıyorlar. Ben bunun böyle olmaması gerektiğini, tamamen eğer kendilerine, yeteneklerine inanıyorlarsa en önemli şeyin vazgeçmemek gerektiğini olduğunu düşünüyorum. Tabii bir tane de Şenol Güneş gibi bir hocayla karşılaşmaları gerekiyor bence. Benim hayatımdaki kırılma an, bir, Şenol Güneş'le tanışmam, Trabzonspor'a transferimdir. 2, Çin'e transferimdir. 3, Lille transferimdir. Bunların üçünün çok çok değerli, çok çok Şenol Güneş'le dediğim gibi Trabzon'la gidip Türk futboluna kazandırdım. Çin'e gittim. Hayatta maddi olarak herhangi bir kaygımın kalmadığı bir döneme denk geldim. Lille'de de dediğim gibi hem çok özel bir şampiyonluk yaşayıp Galtier'den de çok şey öğrendiğim dönemlerdeyim. Ama mutlaka hayatımda daha kırılma anları olacaktır Kadir abi. Onunla da ayrı konuşuruz.